Bugün 5 tane sarsılmaz 4 tane canik getirdim. Sizlere 10 metre hedef atışı, sonra da 25 metre hedef atışı yapacağım. Hedefim şu anda 10 metrede. Hepsiyle sırayla başlayalım. Bakalım nasıl olacak. Önce sarsılmaz Tank Fog Leo ile başlıyorum. Hedeflerim bayağı küçük. Bakalım nasıl olacak. Gez varpacıklarla herhangi bir ayar yapmadım. Bir nevi fabrikadan geliş şekliyle. Yalnızca K2'de ayarlama yaptım, o kadar. B6. Hepsiyle 10'ar tane atıyorum. Sar 9. CM9. Evet arkadaşlar, K2 45 ACP.
Canik Elit. Combat arkadaşlar. Canik SA arkadaşlar. Bununla çok attığım için daha hızlı attım. Yine de iyi yani. SFX arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi hedefleri 25 metreye aldım. Benim hedeflerim de küçük, sonra gösteririm. Silah boyundan bile küçük yani. Yani anlayacağınız, şimdiden yol yapıyorum. 25 metrede bu silahlarla atış yapınca sıçacağım için. Neyse, deneyelim bakalım. Bu arada elim yoruldu. Bütün şarjörleri doldurdum, alet de getirmedim. O yüzden yoruldum biraz ama neyse, kolum falan da ağrıdı. Bakalım inşallah size biraz yardım olur. Çünkü herkes soruyor, abi o silah nasıl vuruyor, bu silah nasıl vuruyor, 10 metre nasıl, uzun mesafe nasıl, bilmiyorum. Ben hepsiyle 25 metre atıp atmadığımı da hatırlamıyorum. Çoğunun gezerpacı da fabrika çıkıştan, yani kutudan geldiği gibi. O yüzden bakalım ne olacak, ben de merak ediyorum. İbnelik yapmıyorum ki silahların gerçekten nasıl atıldığını görün. Tabi atıcıyla da alakalı bir şey ama en azından sizlere fikir verir. Çünkü çok soran olmuştu. Şimdi başlıyorum. Tenfold diyor. 25 metre. Sıçmaya hazırız. Now they all gonna see how bad I am. Resmen elimden kaçtı o. Bayağı iyi. Ben bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. B6.
abi. CZ stillerine alışık olduğum için güzel gidiyor. That's not bad, no? A little bit better, yeah. Yeah. But this is CZ style, I'm used to it. Yeah. I wasn't expecting I was gonna hit it this good. Sar 9 arkadaşlar. CM9. Yoruldum arkadaşlar. 45 ACP K2. Ortadan mı vuruyorum ya? Look at that. I think I'm hitting in the middle. I'm doing this one better than it was 10 yard. Yeah. I guess I'm taking it more serious, you know? Yeah. Arkadaşlar size şey olmayayım diye daha dikkatli atıyorum. Uzak daha iyi vuruyor gibi gözüküyorum ama tamamen dikkatli atmaktan yani.
CZ stilleriyle iyi atıyorum. Evet. Elit. But SA arkadaşlar. Bununla çok atış yaptım. Belki bu 7-8 bin tane olmuştur. O yüzden buna çok alıştım. Hızlı gittim. Güzel de yani. Belli oluyor onunla çok atış yaptım. SFX. Da hızlatmaya çalıştım. 2-3 tane kaldı. Şimdi onları biraz dikkatli atayım bakayım. Tabii göremiyorum ben buradan ne kadar iyi olduğunu. Şimdi hedefin yanına gidip oradan göstereyim arkadaşlar size. Bir ara kameranın durduğunu gördüm. Sonradan açtım. Bilmiyorum her atışı gördünüz mü atış yaparken ama. Şimdi en azından şu şekilde bakalım. Sol üstteki tam Foglio. Şöyle. B6. Kaç? 8 tane görüyorum ben orada. 2 tanesini demek ki hiç hedefi tutturamamışım bile. Tank Foglio da nasıl? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane herhalde orada. SAR-9. Bilmiyorum valla 10 tane var mı orada ama. Bu neydi? CM-9.
K2-45 ACP. İnanın bana, ben bununla ateş ettiğimde hepsini ortadan vurdum diye görüyordum uzaktan. Elit arkadaşlar. Kombatlı daha iyi olmam gerekiyordu. Yani sol üste kaymışım hep. 10 metre nasıldı? Evet, 10 metrede de sol üste doğru kaymışım. 25'te de sol üste. Bu SA ile çok atış yaptım arkadaşlar. Yani o yüzden elim çok alışık ona. SFX ile daha iyi olabilirdim ama yoruldum gerçekten. Yani ondan da olabilir. Bu arada hedefin büyüklüğünü de göstereyim. Şöyle tabancayı koyayım önüne. Gördüğünüz gibi yani hedefim büyük değil. O yüzden bence bayağı iyi yani. Siz artık karar verin. Hangisi sizce daha iyi? Yani bence mesela ben CM9'la o kadar beklemiyordum. Şu yani 25 metrede CM9'la bile böyle vurabiliyorsanız, hatta Elite'i de göstereyim. Şu da Elite. Demek ki her silahla vurabilirsiniz. Yani yalnızca siz kendiniz alışmanız gerekiyor o silaha. O zaman vurulur. Evet arkadaşlar, poligona gittikten sonraki temizleme olayına ben birazcık gıcık oluyorum ama yine de güzel bir gündü. Şöyle göstereyim, bugün yerli haftası yaptım. Bu söktüğüm sarsılmaz B6 mıydı o? Galiba. CM9. Canik SA galiba. Şu SAR9. Combat, Canik, SFX, K2, Mi, evet K2, Bulltanfog Leo, bu da Canik Elite. Gördüğünüz gibi Canik Elite, Tanfog Leo, K2. SFX Combat, SAR9, SA, CM9, bu da B6'ydı arkadaşlar. Bu da şöyle hafiften kasayı göstereyim madem. Şöyle bir şeylik olsun. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, abone olmak için subscribe butonuna ve yeni bildirimlerden haberiniz olması için de yandaki zile tıklamanız gerekiyor.